Cemal Khashoggi cinayeti üzerindeki kalınca sis perdesi Suudi yönetiminin kimilerine göre acemice davranışları, kimilerine göre de sistemli karartma çabaları nedeniyle bir türlü aralanmıyor ya da aralanamıyor. Dünya ise o cinayeti ve sonrasını konuşmaya devam ediyor. Yarın Suriye zirvesi için İstanbul'a gelecek Rusya Devlet Başkanı Putin ve Alman Başbakan Merkel, Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz de görüştü. Bugün yani yarınki zirvede Khashoggi cinayeti de konuşulacak demek pek yanlış olmaz. Şimdi bir de Veliaht Prens boyutu var ki tüm oklar onu hedef alıyor aslında. Cemal Khashoggi'nin oğlu Salah Khashoggi önceki gün Suudi Sarayı'ndaydı. Bugün Amerika'ya gitti duyuruldu. Yani ülkesini terk etti. Khashoggi'nin görev yaptığı Washington Post gazetesi de yine bugün tam sayfa bir ilanla Veliaht Prens'e seslendi. Gerçeği açıkla dedi. Ama tüm bu tepkilere rağmen Prens çölün Davos'u adlı konferanstan hatırı sayılır bir kar elde etmeyi başardı. Amerikan ve Fransız petrol şirketleri başta olmak üzere Suudilerle 56 milyar dolarlık yeni anlaşma imzalandı. Yani bir anlamda para o büyük skandalı da örtbas etti. Dünya merakla Cemal Khashoggi cinayetinin çözülmesini bekliyor. Dünya liderleri ise cinayetle ilgili detayları öğrenmek için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'i arayan isim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'di. Görüşmenin konusu Khashoggi cinayetiydi. Kral Selman son gelişmeleri Putin'e aktardı, sorumluların cezalandırılacağı mesajını verdi. Selman bin Abdülaziz'i arayan bir lider de Almanya Başbakanı Angela Merkel'di. Kralla görüşen Merkel, cinayetin bir an önce aydınlatılması gerektiğini söyledi. Riyad yönetimine karşı ek önlemlerin alınabileceği mesajını verdi. Diplomatik temaslar sürerken öldürülen Cemal Khashoggi'nin oğlu Salah Khashoggi'nin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Ve Salah, Suudi Arabistan'ı terk edip Amerika'ya gitti. Kral Selman, Salah'ı sarayda kabul etmişti. Ve Salah Khashoggi'nin zorla getirildiği iddia edilen görüşmede muhafızlar elleri tetikte beklemişti. 40 önemli isim ve kuruluş, Suudi Arabistan'da çölün Davos'u sloganıyla gerçekleştirilen geleceğe yatırım girişimi konferansını boykot edeceğini duyurmuştu. Ama bu boykot, Amerikan ve Fransız petrol şirketleri yüzünden sınırlı kaldı. Ve konferansta toplamda 56 milyar dolar değerinde onlarca anlaşma imzalandı. Yani Khashoggi cinayeti petrol ve paranın gölgesinde kaldı. Amerikalı şirketler Suudileri yalnız bırakmadı. Ama Amerikan kamuoyundan Suudi yönetimine tepki dinmiyor. Khashoggi'nin yazarı olduğu Washington Post gazetesi cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a tam sayfa ayırarak önemli bir soru sordu. Ve prensi gerçeği söylemeye davet etti. Good. Yeah, I hope we don't have jet lag. In a little while, but that's so good. It's good. Yes. We'll do it. Okay.